Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yine bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayım. Ama daha kutu yok. Çünkü neden kutu yok? Birazdan sanayiye gidip yine Sezginler makineden bir tane sütunlu matkap tezgahı temin edeceğiz bugün. Bu videomuzda sütunlu matkap tezgahının kutu açılışını, ilk montajını ve ürün incelemesini yapacağız. Şimdi derseniz ben yola çıkayım. Bakalım bizi orada ne gibi maceralar bekliyormuş. Birazdan tekrar atölyede görüşürüz. Tezgahımızı aldık, geldik. Şimdi kutunun içerisinde. Dilerseniz yavaş yavaş kutu açılışını yapalım. Yine heyecanlı bir bekleyiş. Bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Bir tane alt tabla. Bir tane mengene. Bağlantı anahtarları, cıvatalar ve kavrama kolları var içerisinde. Sütun çıktı. Bir tane B16 1,5-13 mm mandren ve mandren anahtarı. Bir tane tepsi. Koruma camları. Ve matkabın makine kısmı. Kutunun içerisinde başka bir şey yok. Şimdi yavaş yavaş matkap tezgahımızı monte etmeye başlayalım isterseniz. Thank you.
Montajı şimdi kabaca bitirdik. Sıra mandreni takmaya geldi. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Çünkü bu mandreni tek seferde doğru şekilde tezgaha monte etmek gerekiyor. Şimdi bunun size nasıl yapılacağını göstereceğim ben. Burada gördüğünüz mandreni takılacağı mili görüyorsunuz burada. Ama mandreni doğru takabilmek için bu koruma zırhını önce demonte etmemiz gerekiyor. Arkada bir tane vidası var. Onu hafifçe gevşetiyorum. Ve kolaylıkla çıkıyor. Evet, mil açığa çıktı. Mandren buraya takılacak. Mandreni takarken tek seferde hızlıca dik bir şekilde mandreni tezgaha doğru itmek gerekiyor. Yani eğik iterseniz mandrene matkap bağladığınız zaman matkabınız yalpa yapmaya başlayacaktır. Tabla ve mandren zarar görmemesi için araya böyle yumuşak bir karton koyacağım ben. Ardından aşağı bastırarak mandreni iyice yerine yerleştiriyorum. Matkabın ekseni tablaya dik olmuyor arkadaşlar. Belli bir derecede, belli bir dakika eğimi var bunun. O eğime göre delme yapıyor bu tip sütunlu matkap tezgahları. Bunu da ek bilgi olarak size söylemek istedim. Arkadaşlar, tezgahın montajını bitirdik. Şimdi birazdan tezgahın teknik özelliklerini anlatacağım. Ardından bu tip sütunlu matkaplarda aklınızda bulunması gereken çok güzel birkaç tane ufak tüyo vereceğim. Bu tip sütunlu matkaplar nasıl kullanılır konusuna değineceğiz birazcık. Dilerseniz önce tezgahın teknik özelliklerini birazcık inceleyelim. Her şeyden önce tezgahın kullanım kılavuzu tamamen Türkçe ve resimli olarak yapılmış. Bu çok güzel bir avantaj çünkü yabancı dil bilmeyen insanlar da buradaki kılavuza bakarak tezgahı baştan sona söküp tekrar monte edebilir. Tamamen Türkçe bir kullanım kılavuzu. Ayrıca bu tezgahta 220 volt, 350 watt gücünde bir motor kullanılmış. Alternatif akım motoru, yani asenkron bir motor. Dolayısıyla voltaj düşmelerinden veya voltaj yükselmelerinden etkilenmiyor, bayılmıyor veya bir anda devri artmıyor. Burada gördüğünüz iki tane kasnağımız var ve kasnak bir kayışla iki kasnak birbirine bağlı. Buradaki çeşitli kombinasyonlarla tezgahınızı farklı devir hızlarında çalıştırabiliyorsunuz. Burada minimum devir 620, maksimum deviri de 2620 devir olarak gösterilmiş. Yani en yüksek bir testte 2620 devir yapıyor, en düşük bir testte 600 dakikada 620 devir yapıyor. Bu tip benimki gibi küçük atölyeler için bu motor gücü ve bu devir sayısı gayet makul. Ama tabi bildiğiniz gibi Sezginler makinanın benimki gibi küçük atölyeler için olduğu kadar endüstriyel tipteki atölyeler veya orta ölçekli atölyeler için de matkap çözümleri var. Radyal matkapları var, şanzımanlı matkapları var. Burada gördüğünüz sütunlu matkapları var ve hepsinden boy boy ihtiyacınıza göre en ekonomik çözümü Sezginler makineden sağlayabiliyorsunuz. Sezginler makinanın ayrıca özellikle dikkat ettiği noktalardan bir tanesi de iş güvenliği. Burada gördüğünüz matkap tezgahının üzerine bir tane koruma kalkanı monte etmişler ve bunun da yüksekliği ayarlanabiliyor. Tezgahın pinol hareketi yaklaşık 50 mm kadar, yaklaşık değil tam olarak 50 mm kadar. Bu da bizimki gibi küçük atölyeler ve hobi atölyeleri için 50 mm gayet uygun bir delme mesafesi. 50 mm delme mesafesi demek aslında tam olarak derin delme yapabiliyor olmak demek. Gördüğünüz gibi üst tablonun üzerinde bir tane mengene var. Bu mengene de açılışta izlediniz. Kutunun içinden çıktı. Bu tezgahlarda çalışırken kesinlikle deleceğiniz malzemeyi sabitlemeniz gerekiyor. Ve mengenenin kutunun içerisinden çıkıyor olması bence bu tezgahın en büyük avantajlarından bir tanesi. Çünkü pek çok markanın kutusunun içerisinden bu tip sabitleme mengeneleri çıkmıyor. Mengenenin çene açıklığı yaklaşık 62 mm kadar, yani 2,5 inç kadar. Mengenenin çene genişliği ise yaklaşık 65 mm.
Dolayısıyla bu da iş bağlarken sorunsuzca her türlü parçayı tutabilecek kadar geniş bir mengenin olduğunu gösteriyor. Tabla genişliği ise 160 mm'ye 160 mm. Alt tablanın boyutu da aşağı yukarı üst tablayla aynı. Ayrıca üst tablaya yaklaşık 45-45-90 derece artı ve eksi yönde eğim verebiliyoruz. Bu da eğimli delme işlemi yapacağımız zaman kullanacağımız özelliklerden bir tanesi. Sezginler makine bütün tezgahlarında olduğu gibi bu tezgahında da uyarı ve dikkat işaretlerini Türkçe olarak kullanmış. Ki bu da az önce de belirttiğim gibi iş güvenliğine verdiği önemden ileri geliyor. Tezgah hakkında söyleyecek fazla bir şey kalmadı. Dilerseniz bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi olabildiğince sessiz çalışan bir matkap tezgahı bu. Şu anda duyduğunuz gürültü benim kullandığım masa ahşap olduğu için orada sesi birazcık arttırıyor. Ama normalde çok sessiz çalışan bir tezgah. Şöyle göstereyim size. Tezgahın teknik özellikleri bu kadar. Gördüğünüz gibi küçük, derli toplu, ufak atölyeler için ideal bir matkap tezgahı. Tezgahtan edinmek isteyen arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında Sezginler Makine'nin ben iletişim numaralarını verdim. Oradan telefon açarak hem bilgi alabilirler, detaylı bilgi alabilirler hem de bu tezgaha sahip olabilirler. Bildiğiniz gibi Sezginler Makine'yle ben birkaç önce tanıştım. Torna tezgahımızı, kompresörümüzü ve şimdi de sunlu matkabımızı Sezginler Makine'den temin ettik. Neden Sezginler Makine'yi tercih ediyorum? Burada benim bu tercihimi etkileyen çok önemli birkaç tane nokta var. Bunlardan bir tanesi yerli bir firma olması. Satış sonrası desteğinin çok iyi olması. Yedek parça sıkıntısı çekmiyor olmanız. Yani özetle tezgahın başına bir şey yani makinenizin başına bir şey geldiği zaman götürüp adamın karşısına koyabiliyorsunuz. Bakın tezgahımda böyle bir problem var dediğiniz zaman onlar hemen o problemi giderebilecek çözümler üretebiliyor. Üçüncüsü kullandıkları malzeme kalitesi benim çok hoşuma gitti. Piyasada satılan pek çok markadan çok daha kaliteli ürünler ortaya çıkartıyor olması beni en çok cezbeden konuların başında geliyor. Şimdi dilerseniz tezgahın üstünlü matkap tezgahının kullanırken dikkat edilmesi gereken birkaç tane güzel ipucu vereyim ben size. Bugün burada size bahsedeceğim bilgiler sadece bu tezgah için değil her türlü matkap tezgahı için geçerli olan pratik bilgiler. Bu tezgah satın alırken de doğrudan satın alma kararınızı etkileyen bilgiler olacak. Dolayısıyla şimdi başlayalım. Sunu matkap tezgahlarında gördüğünüz gibi enerji bir kayışla motordan koloda iletilir. Buradaki kasnak kombinasyonları da dönüş hızını doğrudan etkileyen şeyler. Peki buradaki vitesleri nasıl değiştireceğiz? Burada gördüğünüz gibi küçük bir tane mandal var. Mandalı gevşetiyorum. Kayışı sıkıştırıyorum. Mandalı tekrar sıkıyorum. Ve bıraktığım zaman artık kayış gevşedi. Vitesi değiştiriyorum. Vites değiştirirken dikkat etmeniz gereken diğer bir önemli husus kayışın doğrudan motorda hangi kasnaktaysa karşı tarafında da aynı kasnakta olması gerekiyor. Yani bu şekilde çapraz bağlama yapılmaması gerekiyor bu tezgahlarda. Şu anda tezgahı 5. vitese aldım. Bakın burada tablosu var. Her tezgahın üzerinde, bununki burada daha farklı yerlerinde devir tabloları olabilir. Burada gördüğünüz gibi 5. viteste 2620 devir yaptıracak. Vitesi geçirdikten sonra buradaki mandalı tekrar gevşetip kayışı gerdirip mandalı sıkıyorum. Ve kayış kasnaklar arasında gerildi. Buradaki gerginlik tatlı sert olması lazım. Çok kasmaması lazım kasnakları.
kayışın. Dolayısıyla bu gevşeklikte kapağı kapatıyorum. Vidalıyorum. Artık tezgah kullanıma hazır. Daha düşük bir vitese geçirelim şimdi. Birinci vitese alalım. İlk başta küçük kasnağa geçiriyorum. Vites geçti. Şimdi kulağı gevşetiyorum, gerdiriyorum ve sıkıştırıyorum. Şu anda tezgahımızı birinci vitese geçirdik. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tane cetvel var. Bu cetvel her türlü sütunlu matkap tezgahında oluyor. Pinolü ne kadar aşağıya saldığımızı gösteren bir ölçek. Bu seri üretim yapıyorsanız özellikle bu işe yarayan aparatın nasıl kullanıldığını göstereceğim. Şimdi ben burada bu ayar cıvatalarıyla belli bir noktaya geldi. Üstündeki kontrole getirip burada bunları sıkıştırdım. Ben matkabı işe batırırken gördüğünüz gibi getirip belli bir noktadan sonra pinolün aşağıya inmesini engelliyor. Burada daha farklı ölçüler ayarlayarak dermek istediğiniz ölçüde uygun ayar yapıyorsunuz. Peki matkap vites ayarını neye göre ayarlamamız gerekiyor? Burada en can alıcı sorulardan bir tanesi bu. Evet arkadaşlar, matkabın devir hızını belirleyen en önemli faktörlerden bir tanesi tezgahla çalışırken kullanacağımız matkabın çapı. Bu matkabın devir ayarları ve matkap çapına göre delme hızlarını içeren ayrıca bir video çekeceğim ama burada kabaca belirtmek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi elimde 15 mm'lik bir tane matkap, burada da 3,5 mm'lik bir tane matkap var. Bu tip çeşitli çaplarda matkapları bu tezgahta kullanacağız. Matkap çapı kalınlaştıkça kullanacağımız devir sayısının, tezgahın devir sayısının düşmesi gerekiyor. Matkap çapı inceldikçe de devir sayısının artması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse bu elimdeki 15 mm'lik matkapla delme işlemi yapacağım zaman tezgahı birinci vitese takarak, yani 620 devir dakikada çalıştırarak delme işlemini öyle yapmam gerekiyor. Daha ince mesela işte bu 3,5 mm'lik matkabı kullanırken de 5. viteste 2620 devir dakikada matkabı kullanmam gerekiyor. Tezgahı kullanmam gerekiyor. Bunun nedeni doğru deliklenebilmek, düzgün deliklenebilmek, delici takımı koruyabilmek, iş parçasına zarar vermeyi engellemek gibi pek çok nedenden ötürü, yani uygun devirde uygun matkap çapı kullanmak gerekiyor. Dediğim gibi ilerleyen günlerde bu konuyla ilgili hususi bir video çekeceğim. Takipte kalırsanız o videoyu da izleyebilirsiniz. Beni sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün Foraman SM13 sütunlu matkap tezgahının kutu açılışını, incelemesini, montajını, ilk montajını ve sütunlu matkap kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususi noktalara değinmeye çalıştık. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanındaki küçük çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.